Terör örgütü PKK Diyarbakır'da bir karakola saldırdı. İkisi bebek, biri çocuk, 6 kişi şehit oldu. Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde jandarma komutanlığına da uzun namlulu silahlarla ateş açan PKK'lı teröristler ilçe emniyet müdürlüğüne bomba yüklü araç, roket atar ve uzun namlulu silahlarla eş zamanlı saldırı yaptı. Terör örgütü PKK Diyarbakır'da bir karakola saldırdı. İkisi bebek, 6 şehit var. Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde de PKK'lı teröristler saat 23.45 sıralarında ilçe emniyet müdürlüğü binasıyla yan tarafında bulunan emniyet lojmanlarına bomba yüklü araçla bir saldırı yaptı. Binanın lojman girişinin de bulunduğu arka kısmında bomba yüklü aracı infilak ettiren teröristler ardından roket atar ve uzun namlulu silahlarla ateş açtı. İlçede bulunan güvenlik güçlerinin anında karşılık vermesiyle çıkan çatışma yaklaşık 40 dakika sürdü. Bombalı aracın şiddetli patlamasında emniyet binası lojmanlarda büyük hasar meydana geldi. Hemen bitişinde bulunan iki katlı müstakil bir evde çöktü. İşte görüntüler saldırı sonrasında. Saldırıda polis lojmanlarında aralarında 5 aylık bir bebeğin de bulunduğu iki kişiyle yıkıntı meydana gelen evde 1 yaşındaki Ecrin Açıkgöz, 5 yaşındaki Sadık Efe Açıkgöz'le babaları Lokman Açıkgöz hayatlarını kaybetti. Bu arada ekiplerin polis lojmanlarında yaptığı arama kurtarma çalışmaları sırasında bir kişinin daha cenazesine ulaşıldı. Valilik saldırıda ikisi polis yakını 6 kişinin öldüğünü açıkladı. 39 kişi de yaralandı. Saldırı sonrası Çınar'a Diyarbakır'dan polis, asker, ambulans, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri emniyet binası ve lojmandaki yangını söndürürken yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Saldırı nedeniyle kentteki hastanelerde A'daki doktorlar da acil olarak göreve çağrıldı. Aynı saatlerde PKK'lı teröristlerle ilçe çıkışında bulunan Çınar Jandarma Komutanlığı'na da uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Anında karşılık verdi asker ve çatışmada ölen ya da yaralanan olmadı.